bir mesele. Devletin bir katılım bankası, ziraat katılım bankası açması hususuna ne dersiniz? En evvel bunu vakıflar yapmalıydı. Vakıf parasıyla faizcilik yapmak bu faizcilik faaliyeti için en aykırı olandır. Ama o da yapacakmış söylendiğine. Bakın, İslamiyet hayatın tamamını tanzim eder, hiçbir şeyi tanzim dışı bırakmaz dedik ya. Bunun başında mali meseleler gelir. Akaitten sonra muamelata taalluk eden mesele de mali meseleler gelir. Halbuki bugün sizin nesliniz İslam'da iktisat görüşü nasıldır diye kitap arasanız 2-3 broşürden başka bir şey bulamazsınız. Çünkü kapitalist zihniyet dünyayı kuşatmıştır. Arap aleminde bile Amerikan Bankası, Jamaika Bankası gibi istemediğim banka var. Halbuki İslam'ın bir iktisat sistemi var. Bu iktisat sistemi müesseseleşmekte geç kalınmıştır. Yani faizsiz katılım bankası denilen şey İslam'ın başlangıcında var. Bir kervan düzülüyor, herkes para koyuyor, anonim şirket gibi. O kervan mal getiriyor, satılıyor, herkes koyduğu para kadar kardan hisse alıyor. Bu nedir? Bu işte faiz yerine verdiği paraya kardan pay almadı. Banka kurulduğu zaman bu yapılmalıydı ona karşı. Devlet bunu yapmalıydı. Şahıslar İslamiyet'i azmettiği zaman da kardahsen halk arasında yürüyordu. İhtiyaç hissedilmiyordu. Ama gün gelip de İslam ahlaken yaşanmayan bir hale geldiği zaman bunun müessesesini kurmak lazım. Bu geç kaldı. Geçe kalmış olsa bu İslam'ın faize ve iktisadi hayata bakışındaki temel görüşü müesseseleştirmek istikametinde bir hareket. İhtimal bazılarının tatbikatında %100 İslami prensip gerçekleşmiyor. Mesela sen bankadan kredi alıyorsun, istiyorsun. Diyorsun ki ben şu malı getireceğim. Bu malı banka getiriyor. Sana parayı vermiyor. Kendi deposuna koyuyor. Sana bunu üstüne kar koyarak azar azar veriyor. Şimdi ne oluyor? Bu malı fiilen adam kendi üzerine getirmiyor. Bunu bazen kağıt üzerinde yapıyor. Malı bile getirmeden. İşte burada bunun gibi bazı sakatlıklar var. Ama bunlar zamanla düzelir. Yenilikten dolayıdır. Bu katılım bankası diyerek kar ortaklığı şeklinde faizden kaçan insanlara bir kapı açma adım adım İslam'a gidişte merhalelerden biridir. Kamil bir şey mi? Nihai bir şey mi? Hayır. Ama unutmayın, tebeddülatta bütün kainatta tebeddülatta tediriç kanunu caridir. Yıkılış da yavaş yavaş oldu, düzelme de yavaş yavaş olacak. Ne yazdan kışa ani geçiliyor, ne kıştan yaza. Ne geceden gündüze, ne gündüzden geceye. Bir ara mevsim yaşanıyor. Biz şimdi küfrün galebesinden imanın galebesine geçiş istikametinde bir ara mevsim yaşıyoruz. Bizim için ilkbahar, ehli küfür için sonbahar. Sonbaharda bir ağaç dikip de tutturmak zordur. İlkbaharda kendiliğinden milyonla tohum fışkır toprakta. Murad-ı ilahiye paralel düşmenin, ishar edilen iradenin murad-ı ilahiye paralel düşmesinin neticesi bereket, murad-ı ilahiye ters düşmenin neticesi bereketsizlik.
Sen Allah'ın murad-ı ilahiyesini bilmeden bir işe teşebbüs ettiğinde ittihaz ettiğin tedbir Allah'ın murad-ı ilahiyesine muvafık düşerse ondan aklen, mantıken, teamülen matlup ve mümkün görünenden fazla netice elde edersin. Eğer ters düşerse de bu terslik nispetinde aklen, mantıken, teamülen mümkün görünenden az netice elde edersin. Şimdi küfrü ikame etmek, yeniden diriltmek için direnenler, küfrü yok etmek için direnenlerin mesaisi yanında 100 kat fazla tedbir ittihaz etseler gene başarısızlığa uğrayacak. Çünkü onların kayığı akıntıya ters düştü. Bizim kayık akıntıya paralel düştü. Akıntıya düşen kayık kürek çekmese bile ilerler. Ama akıntıya ters 10 kürek çekse bir kürek çekmiş kadar ilerler. Unutmayın mesaideki bereket alınan tedbirin murad-ı ilahiye tevafuku nispetindedir. Siz zannetmeyin Mustafa Kemal dahi duhattı. Haşa yarı ilahtı. Onun için 1000 yıl İslamiyet adına mücadele eden bir milletinden hilafeti alıp yere çaldı. Yazıyı değiştirdi, hocaya astı, medreseyi kapattı. Hayır. Bunlar onun dirayetinden değil. Bunlar milletin onun zulmüne müstahak hale gelmesinden. Allah müminlere ceza vermek istedi. Bunu verecek adam ruhsata nail oldu. Terazinin iki köfesi gibi. Müminlere cemal tecelli, ehli küfre celal olur. Ehli küfre celal tecelli, müminlere cemal olur. Tayyip Bey'e dedim ki sen dirayetinden başbakan olmadın. Seni başbakan yapan Halk Partisi'nin zulmü, üniversite kapısında ağlatılan kızların gözyaşları. Allah onlar üzerine kahrıyla tecelli etti. Sen öteki kefedeydin, fırladın. Terazinin bir kefesini aşağı bas, öbürünü kaldırmaya gerek yoktu. Ehli küfürle ehli iman arasında tenazur vardır. Bütün zıtlar arasında. Aydınlığın artması karanlığın azalmasıyladır. Aydınlığın inkişafı karanlığın aleyhine. Karanlığın inkişafı aydınlığın aleyhinedir. Yazın inkişafı kışın aleyhine. Kışın inkişafı yazın aleyhinedir. Allah bir tarafa celaliyle tecelli etti mi öbür tarafa cemal olur. Ruhsat olur. Burada bir kaide daha söyleyeyim de bitirelim. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki kemâ tekûnû yüvellâ aleyküm. Siz bugünkü idareyi beğenmiyor, eksik buluyorsanız bilin ki bu milletteki daha fazlasına liyakatteki kifayetsizliktendir. Çünkü milletin liyakati kadar zirvede iyilik olur. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Daha iyisini istiyor musun? Millet efradı içinde sağlam adamları çoğaltmaya çalış. Kendini akıllı sayıyorsan, kimse kendini deli saymaz. Aklı karın en büyüğü için kullan. O nedir? İmandan sonra cihattır. İmandan sonra cihattır. Burada çok misal verdim. Sen bir adamda 1000 lira alacağın olsa, istesen vermese işi kavgaya götürürsün. Öyle zorla ben sana bu parayı verdim, inkar ediyorsun. Seni çiğnemek gibi gelir sana. Ama namaz kılmayan bir adama rıfk ile, arkadaş Müslüman evladısın, gel Cuma'ya gidelim desen, seni bir defa reddetse bir daha söylemez. Halbuki sen onu Cuma'ya götürebilsen, ikna etsen, o almaya uğraşıp da kavgaya kadar işi götürdü 1000 lirayla. Kabili kıyas olmayan trilyon karın var. Niye? Sen o namazı 1000 defa kılsan, ondan sana gelecek sevap kadar sevap elde edemez.
Çünkü binin birisi farz, 999'u nafile. 999 değil, 9999 bir farza eşit değildir. Adamın kolu buraya kadar rütbe olsa buradaki bir demire eşit değil. Kategori farkı var. Bir insanın farz bir ibadeti icra etmesine vesile ol, onun kazandığı sevabın aynısı senin defterine yaz. Peki o tekerrür ederse? Senin 1000 defa tekrarlayarak alamadığın sevap sana ondan gelir. Almanya'da işçilere diyordum ki, burada biraz para kazandım, ya bu para ne malansın desen. Türkiye'de bir fabrikaya ortak olayım. Öyle ya, ben fabrika işletemem, işçiyim. O fabrikadan sana yanına gitmesen bile kar gelir. Ama bu kar kazanırsa gelir. Zarar ederse sermaye de gidebilir. Hayattayken gelir kar ederse. Öldükten sonra bir fayda gelmez varislerine. Halbuki ben sana bir fabrikaya ortaklık söyleyeyim. Hiç zarar ihtimali yok. Kapanma ihtimali de yok. İslam'ın temadisine medar olan amellere katıl. Hindistan'da namaz kılan adamın sevabına ortak olursun. Endonezya'da, Japonya'da namaz kılan adama ortak olursun. Bak, elhamdülillahi rabbil alemin, müfret. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederim. Errahmanirrahim, maliki yevmiddin, hepsi müfret. İş duaya gelince cemilleniyor. İhdine sıratal müstakim. Bizi doğru yola hidayet et. Biz kimiz? Biz kimiz? Bütün Müslümanlar. Ya sen İslam'ın terakki ve talisine çalışırsan öyle bir şirkete ortak oluyorsun ki Allah'ın kıyamete kadar bekasını takdir ettiği tek şey bu dini İslam. Öyle bir ortaklık kuruyorsun ki ölmekle defterin kapanmayacak. Mezara sana gene fabrikadan kar gelmez. Ama defter-i amaline sebep olduğun hayırlardan hisse gelir. Akıllıysan aklını imana ulaşmak için kullan. Ona ulaştıktan sonra da imanın ilk meyvesi değergamlıktır. Kur'an'ı açtığın zaman karşına hiç çıkan besmeledir. Bir ismi Bismillah, Errahman, Errahim. Karşına ilk çıkan sıfat-ı ilahiye Rahman ve Rahim'dir. Bir görüşe göre surelerin başındaki besmele ayet değildir. Başka bir yerde ayet olarak var da bu teberrüken yazılmıştır. Öyle olsa elhamdülillahi rabbil alemin, Errahman Errahim. Gene Rahman ve Rahim. Gerçek mümin olabildiğini şundan anla. Rahmet ve merhamet duyguların yükseldiyse, mahrumlara acımaya başladınsa anla ki sende iman meyve veriyor. Şubat ayında çiçek açan erik ağacı gibi donandın. O merhametle donandın mı anla ki iman bende kök saldı. Allah azimişan Musa aleyhisselam Firavun'a gönderirken kavli leyyin ile söyle buyuruyor. Yumuşak sözle söyle. Nefsini tahrik etme. Bu bize metot veriyor. Allah bilmiyor mu Firavun'un imana gelmeyeceğini? Diğer taraftan üdû ilâ sebîli rabbike bil hikmetil mevizetil hasene. Siz hiçbir doktor gördünüz mü hastasına kızsın? Niye kendini hasta ettin? Günahkara da siz doktorun hastaya baktığı gibi bak. Bilemedi bu adam. Kendini bu günahtan koruyamadı. Acaba ben buna yardımcı olursam bu işten kendini kurtarabilir mi? Şiddetli mi olacaksın? Küfrünü telkin eden adama ol. Fethullah'a ol olabildiğin kadar. Kendi başına günah batmış adama acı. Acı.
Belki onun da babası, dedesi 200 sene evvel sabahleyin koşarak camiye gidiyordu. Bunlar inkılabın kurbanıdırlar. İnkılabın kurbanı asılan kesilenler değil. Onlar bahtiyardır. Dinleri yüzünden öldürdüklerinden ahirete mazlumen gittiler. Bu inkılabın asıl kurbanları ümmeti Muhammed'den olmanın bütün vasıflarını kaybetmiş olarak ahirete intikal edenler ve halen de bu menfi vasıflarla aramızda yaşayan milyonlardır. Bunlar acil ve bunlardan sel önünden kütük kapar gibi bir adam kurtarmaya uğraşır. Eğer bu gayrette olursanız Allah'ın ümmeti Muhammed'e çok lütfu keremi var sair ümmetlerden. Acayip imtiyazı var. Başka ümmetlerin günahı da birebir yazılırdı, sevabı da birebir yazılırdı. Ümmeti Muhammed'in sevabı 1:10 yazılır, günahı birebir yazılır. Başka ümmetlerin günahı da işlendiği anda yazılırdı, sevabı da işlendiği anda. Ümmeti Muhammed'in işlediği sevap niyet anında 1 yazılır, icra anında 10 yazılır. Günahı 6 saat bekletilir. Sağdaki melek, soldaki namirdi. Bekle, tövbe edecekler. 6 saat içinde tövbe edersen hiç yazılmaz. Bunu anlamak istiyor musunuz? Nuh aleyhisselam 900 sene yaşadı peygamberlik selahiyetiyle. 900 sene mücadelenin sonunda gemisine 40 kişi bindi. Ümmeti Muhammed'den biraz mürekkep yalamış birisi. 900 sene değil, 9 sene bile mücadele etmeden Nuh aleyhisselam'dan fazla adam kurtar. Bu ümmeti Muhammed'e Allah'ın lütfudur. Burada ishar edecek iradenin murad-ı ilahiye tevafuk bereketidir. Çünkü Allah yeniden İslam'ı galip getirmek istiyor. Esbabı bu istikamette halk ediyor. Muhtar bile olamaz denilen adam bak reis cumhur oldu. Karşısında ordu vardı, İsrail vardı, bilmem Avrupa vardı, vardı. Herkes vardı. Sökmedi. Çünkü murad-ı ilahiye ters düştüğün zaman istediğin kadar tedbir büyük olsun. Aklın kadar tedbir alırsın, Allah seni galip getirmeyi murad etmezse senin tedbirinden büyük mani hak eder. İşe kader perspektifinden bakın. Mevsim İslam bakımında yaza dönmüştür. Bu zamanda henüz mahrumiyet devam ettiği için İslam adına çalışanlara mahrumiyet zammı var. İslam'ın galebesinden sonra bu zam kesilir, normal ücrete döner. Bu zamanın kıymetini bilir. Ayrıca nefsiniz gençlik dolayısıyla şiddetli olduğu için yapacağınız hizmetin her başarının şerefi ona ulaşmak için aşılan güçlükler nispetindedir. Nefsinizin azgın olduğu bir zamanda o nefsi gemleyip de hakka ve hayra hizmet ederseniz ihtiyarlıkta yapacağınızın 10 katı daha bir zam da buradan gelir size.